Kinesis'i toplamadan önce ilk etapta hangi komponentleri almışım, bisikleti hangi malzemelerle topluyorum, bir bunlara bakalım isterseniz arkadaşlar. En yakınımda hemen jantlar var. Jantlarda ben DT Swiss'in R24 yol modellerini tercih ettim. Bu jantların özelliği içinde tubeless ready, yani tubeless lastiklere de dönüşüm kitiyle birlikte geliyor. Ama ben eski tip clincher, yani eski tip şamprelli lastik kullanacağım. Ha, bu bisiklet aslında bir tam gravel bisiklet. Bu bisikletin hakkı R32 idi. Ben neden R24 tercih ettim? Daha çok yol amaçlı kullanacağım. Çok fazla ağırlığım olmayacak. Yani kilom çok ağır olmadığı için üzerine bikepacking çantalarımı eklediğimde de çok bir problem çıkarmayacağı için R24'leri tercih ettim ki DT Swiss'in duyuyorsunuz göbek sesleri harikadır arkadaşlar. Hep hasta kalmışımdır bu sese. Lastiklere geçtiğimizde yine lastiklerde de, evet jant durmuyor yerinde. Lastiklerde de Schwalbe Marathon Plus Smart Guard. Yani alayım kurtulayım, rahat rahat kullanayım, yolda kullanacağım nasıl olsa dedim. Ve 28 genişliğinde Schwalbe Marathon Plus'ları tercih ettim. Ama yine aynı şekilde bu bisiklete yakışan aslında Schwalbe G1 32'lik veya daha kalın jantlar, daha kalın lastiklerde. Ama çok arazi koşullarına girmeyeceğim için bu lastikleri tercih ettim. Aktarım organlarına geçtiğimizde ise arkadaşlar ben tercihimi Shimano'dan yana yaptım. SRAM'cılar da var. Ben SRAM'la çok fazla haşır neşir olamadım. Çok sevmiyorum nedense. Shimano daha sıcak geliyor bana. ST5800 serisi 105 set kullandım. Önde ne kullandım? Önde ayna kol dişli oran olarak 50-34 gibi ideal bir orandır. Aynı şekilde rampalarda beni zorlamayacak. Bacaklarım kuvvetlendikçe çok çok daha rahat rampa çıkmamı sağlayacak. 11-32 ruble oranını kullandım. Devamına geçiyorum. Bu bir gravel bisiklet dedik. Fakat gidonda gravel tarzı şöyle biraz daha dışa açılı drop barlardan kullanmadım. Normal klasik Ricci'nin bir 42, kendi omuz ölçülerime göre 42 santim genişliğinde bir drop barını tercih ettim. Ha, belki yarın bir gün bunu değiştirip biraz daha dışa açılı, daha havalı duran drop barlardan tercih edebilirim. Aynı şekilde arkada sele borusunda aslında aldığım, nereden aldım bunları bu arada? Bike Components'ten aldım. Bike Components'te Ricci sele borusu istemiştim. Fakat ellerinde olmadığı için bana Fizi'nin neymiş bu? Criano marka bir sele borusunu gönderdiler. Hani ön arka birazcık farklı olacak ama Fizik iyi bir marka olduğu için bunu absorbe edeceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde gidon boynunda da kendi ölçülerime göre kaçlık kullanmışım bunu. Yüzlük bir gidon boynu kullandım. Sele'ye geçecek olursak ki benim için en önemlisi buydu. Yolda konfor her şeyden önemlidir. Özellikle günlük 100 km, 150 km yol yaptığınızda popo acısı çektim, ayvayı yediniz demektir. O yüzden yol bisikletlerinin, bu tarz bisikletlerin daha çok tercih edilen selesi ki şurada önerilerde hemen videosu geliyor. Brooks C15 Cambium tercih ettim. Bisiklette en önemli şeylerden bir tanesi de bisikleti durdurmaktır. Biliyorsunuz yol bisikletlerinin frenleri çok kolay durmaz. Bu tip bisikletlerde, gravel bisikletlerde, özellikle de bikepacking işindeyseniz bisikletiniz yüklüyken durmak biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden mekanik disk, biraz da araziye girdiğiniz için mekanik disk tercih ediliyor. Ben de aynı şekilde mekanik disk fren tercih ettim. Ne bu? TRP'nin Spire modelini tercih ettim. Rotor olarak da ellerindeki rotorlar aslında bisiklet 160'a kadar kaldırıyor. Ön ve arkada 160'lık rotor kullanacaktım. Fakat adaptörlerde ellerinde bulamadığım için birini 160, birini 140 olarak tercih ettim. Bu arada Kinesis Tripston kadrosu flat mount. O yüzden benim aldığım disk frenler, mekanik disk frenler post mount'tı. Bunları post mount'a çevirmek için adaptörlerinden de satın aldım. Geriye zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir tek gidon bandı, gidon sargısı kaldı. Gidon sargısını da yine Kinesis'in kendinden satın aldım. Bu tüm hava şartlarına 4 mevsim olarak geçen bir gidon bandıydı. Fiyat olarak hatırlamıyorum şu anda ama 10 sterlin gibi bir fiyatı vardı. Şimdi bunların hepsini yaptıktan sonra hadi şimdi hep birlikte şu bisikleti bir toplamaya geçirelim. Bir ayağa kaldıralım bakalım bu Kinesis nasıl bir şey çıkacakmış ortaya. Ha, Kinesis'i toplarken şunu mutlaka dipnot olarak söylüyorum. Bunun ne olduğunu bilen mutlaka vardır aranızda. Anti-seize diye geçer. Bu Grass'ten biraz daha farklıdır. Metalin metale kaynamasını engeller. Özellikle bunun aslında ilgili de bir video çekeceğim. Grass, anti-seize, ondan sonra karbon grass'i, bunların arasında farkları anlatan da bir video çekeceğim. Bunu özellikle göbek gibi yerlerde kullanmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde zaten aletlerimi görüyorsunuz. Hep birlikte bu aletlerden faydalanarak, hemen hemen hepsini kullanarak birlikte şu bisikleti bir ayağa kaldıralım.
Videonun başında bu masanın üstünde paramparça bir bisiklet vardı. Görüyorsunuz şu anda tamamen bisikleti ayağa kaldırdık. Şimdi 200 kilometre boyunca aşağı yukarı ortalama olarak bu bisikletin alışmasını bekleyeceğim. Sonra tekrar bir bakıma alacağım. Bu arada bir dipnottan bahsedeyim arkadaşlar. İlk defa zincir kullanıyorsanız, bir zinciri yeni aldıysanız paketinden açıp bisikletinize takacaksanız üzerindeki yağ zincir, bisiklet zincir yağı değildir. Sadece korozyon yani pası önlemek için firma tarafından, üretici firma tarafından üzerine uygulanmış yağdır. O yüzden bisikletinizde ilk defa zincir, yeni bir zincir kullanıyorsanız önce temizleyip sonra bisiklet zincir yağıyla yağlamanız gerekiyor. Bunu da buradan dipnot olarak bildireyim. Bu arada üzerimdeki forma bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Sıkı bir grup turcular var. Özellikle dünyayı gezen bir sürü insan var. Interrail Türkiye, Bicycle Rail aşağıya linklerini ekliyorum. Oradan girip Facebook üzerinde bu gruba mutlaka üye olun. Ben de zaman zaman girip orada yazılar yazıyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar.